kutluyoruz. Sevgili Mustafa, 100'e yakın gole imza attığın kariyerinle Süper Lig'in önemli isimlerinden biri oldun yıllarca. Sorularımızla seni terletmeye başlamadan Baygol izleyicilerine neler söylemek istersin? Programınızı keyiften izliyorum. Özellikle geçmişte hem beraber oynadığımız hem de karşılıklı rakip olduğumuz arkadaşları görmek televizyonda çok güzel bir programımız var. Zevkten, keyiften izliyorum. Kariyerin boyunca attığın gollerini göz önüne getirdiğinde hangisi sende daha çok öne çıkıyordur? Aslında çok gol var unutamadığım. Çünkü her maç kendince bir değeri var. Ama benim için en önemli hangisi diyorsunuz? Tabii ki Denizli döneminde UEFA Kupası'nda Lyon'u Lyon'da yendiğimiz maçtaki 1-0'ın golünü atmak. Ali Tan Doğan. Yine Denizli Spor hata. Ali Tan Doğan'dan Mustafa Özkan'a. Aytanen. Aytanen ortaya çeviriyor. Mustafa Özkan dokunuyor, ağlara gidiyor. 5. dakika. Denizli Spor 1-0 önde deplasmanda. Mustafa Özkan golcü oyuncusu görevini yapıyor. Ve deplasmanda Denizli Spor'u bu golle, tekrarını izlediğiniz bu golle 1-0 öne geçiriyor. Kaleci Gregory Kupe sadece seyrediyor topu. Çok bir gol. Bir tane daha var aslında, o da benim için çok önemli. Beşiktaş'a ilk geldiğinde 3. haftaydı yanılmıyorsam, yedektim, daha gençtim. Karşıyaka maçımız vardı, mağluptuk Beşiktaş olarak. O maçta hoca beni sahaya sokup 2 tane gol atmak benim için çok anlamlıydı. En unutamadığın gollerin bunlar. Peki estetik açıdan baktığında hangi golünü daha çok beğeniyorsun? Aslında o kadar çok golü var ki estetik olarak Porto'ya attığım golü diyorum. Denizli Spor yine atakta. Bir kafa, 2. gol. Mustafa Özkan UEFA Kupası'nda 6. golünü atıyor. 2-1 önde Denizli Spor. Tribünler ayakta. Tekrar izliyoruz. Mustafa Özkan mükemmel yükseliyor. Denizli'de UEFA'da 2-2 oynadığımız maçta kafa golüm vardı. O benim için çok farklı bir goldü. Denizli Spor yine atakta. Bir kafa, 2. gol. Mustafa Özkan UEFA Kupası'nda 6. golünü atıyor. 2-1 önde Denizli Spor. Tribünler ayakta. Tekrar izliyoruz. Mustafa Özkan mükemmel yükseliyor. Şimdi de attığın en kritik golü sormak istiyoruz sana. Aslında en kritik dediğim gibi Lyon golüdür. Çünkü bize o turu atlattı. Ali Tan Doğan. Yine Denizli Spor hata. Ali Tan Doğan'dan Mustafa Özkan'a. Aytanen. Aytanen ortaya çeviriyor. Mustafa Özkan dokunuyor, ağlara gidiyor. 5. dakika. Denizli Spor 1-0 önde deplasmanda. Onun dışında aslında Gençler Birliği'nde oynadığım dönemde de Blackburn Rovers'a karşı oynadığımız UEFA maçında İngiltere'de gol yiyoruz. Ardından hemen gol atıyoruz ve o bizi turu getiriyor. O gol de benim için çok kritik bir önemli gol. Mustafa Özkan kaptı. Mustafa Özkan çaprazda vuruyor. Rakip. Şimdi Skoko. Skoko dışarı çıkarıyor ve beraberlik golü. Muhteşem gol. Mustafa Özkan turu getiriyor adeta. Turu. Kariyerinin başlangıç noktası Almanya'dan Türkiye'ye gelip Beşiktaş forması giymenle başlıyor. Siyah beyazlı renklerle ilk buluşmanda neler hissettin? Ya tabii ki Almanya'da doğdum, büyüdüm. Altyapım Almanya. Bir FC Nürnberg Bundesliga takımına kadar yükseldim. O dönemde Christoph Daum'un kendisi beni takip ettiğini ve Beşiktaş'ı görmek istediğini söyledi. Ben de seve seve geldim. Başlangıcım Türkiye Ligi'nde böyle oldu. Beşiktaş'tan beraber başlangıcım. İlk sezonunda da genç yaşına rağmen tam 7 kez rakip feleleri havalandırmışsın. O da önemli bir başarı bizce. Tabii ki genç olarak çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. O dönemde arka arkaya şampiyonluklar yaşanmış bir takıma geliyorsunuz. Çok yıldız topçular da var. O sezonda ilk 5 hafta biraz sıkıntı yaşıyorum doğal olarak. Ülkeye alışamıyorum. Ondan sonra bir patlayış bir oluyor, evet. Beşiktaş formasıyla ilk gollerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kayseri maçı. İlk girdiğim maçta o yedek olarak. İkinci hafta diye yanılmıyorsam. Çok güzeldi, çok farklıydı. Ben neyin ne olduğunu anlamadım o gün statta. Stat o kadar güzeldi, taraftar o kadar güzeldi. İşte oyuna soktu beni Dom. 2 tane gol attım ve 3-1 veya 3-2 yanılmıyorsam 4-1 Kayseri'ydi, yendik.
bir orta daha. Bu defa İlhan ve İsmet. Pres yapan Sergen. Kazandı topu Sergen. Ara pası ona. Tekrar Sergen ve çizgide kalıyor. Mustafa'nın vuruşu 3-1. Mustafa oyuna girdi. Bir dakika sonra gol attı. 3-1 oldu durum. Dakika 54. Mustafa'nın pası Mehmet. Mehmet ara pasına. Mustafa geliyor. Kaleci ve top bile nerede? Dördüncü gol. Dördüncü gol. Topla öyle bir anda buluştu ki Tunç'un sakatlanması Mustafa'nın adeta gol kısmetini açtı. O maç çok farklıydı. Bütün statın birden Mustafa diye bağırması, bir şok içerisindeydim aslında ama çok güzeldi. 1997-98 sezonunun ilk yarısında ise komşu il Kocaelispor'da, ikinci yarı ise İstanbulspor'dasın. Bu dönemde attığın gollerden sende iz bırakanı var mı? Ya ben Beşiktaş'tan Kocaeli'ye transfer oldum. Kocaeli o zaman çok canlı bir kulüptü. Çok iyi futbolcuları alıyordu. Bütün gençleri topluyordu. İyi bir sezon da geçirdik o sene. Sonrasında ikinci yarı işte İstanbul Spor Süper Lig'deydi. Onlara karşı oynadığım bir maçtan dolayı hoca sus içti yanılmıyorsam. Hemen beni istedi ve öyle yarım sezonluğuna İstanbul Spor'a almıştı beni, evet. Sonra geri dönmüştüm oradan Kocaeli'ye. Kiralık gitmiştim. Sorumuzun cevabını alamadık sevgili Mustafa. O gollerden var mı hafızanda yer eden? Kocaeli'de işte İstanbul Spor'a karşı oynadığımız maç var. O gol benim için de çok özeldir. Tek başıma alıp topu götürdüğüm, orta sahadan ta kaleciye kadar tek başıma attığım bir goldür. Ali Ragic kaptırdı. Mustafa aldı. Engin sağ kanatta. Mustafa gidiyor. Mustafa tek başına gidiyor. Mustafa gole gidiyor. Mustafa vuruyor. 3-0 oldu. Mustafa çok güzel, süper bir gol attı. Kocaelispor 3, İstanbulspor 0. Genç Mustafa klas bir gol atıyor. Sefa Sirben ayakta alkışlıyor. O maçtan sonra zaten transfer oldum İstanbulspor'a. Sonrasında ise Almanya'ya geri dönüp 2 sezon forma giyiyorsun. Bunun sebebi ya neydi? Kendim istedim. Çünkü Avrupa kökenliyim. Avrupa'dan öyle bir teklif gelince değerlendirmek istedim. Yaşım daha o zaman gençti. Dedim belki Avrupa'da bir çıkış yaparım, bir patlama yaparım ve orada futbol hayatıma devam ederim dedim. Ama 2 sene sonra orada oynadıktan sonra Türkiye'ye geri geldim. Hocamız Rıza Çalınbay Göztepe'nin başına geçmişti. O zaman bana gelir misin, gelir misin dediğimde ben de gelmiştim. Öyle bir devam ettim. Rıza Hoca'yı iyi ki dinlemişsin. Gelir gelmez 10 gole imza atıyorsun o sezon ve ligi zirvede bitirecek Galatasaray'ı İzmir'de 2-0 yeniyorsunuz. Gollerden biri de senden geliyor. Aslında o maç çok ilginç bir maçtır. Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. Yanılmıyorsam bir 50 bin taraftar var. Galatasaray'la oynuyoruz. Göztepe'nin de renkleri sarı kırmızı. Lucescu sahaya çıkıyor. Ben de gözlemliyorum, denk geliyoruz. İşte karşı tarafın Galatasaray tribünü olduğunu düşünüyor. Aslında Göztepe taraftarı hepsi. Efsanedir. O maçta 2-0 yeniyoruz. Evet, orada da çok ilginç bir golüm var. Göğüsten attığım bir golüm var. Topa kendime dedim artık uzanamayacağım. Kendimi artık topun önüne atayım. Ve o şekilde göğüsten bir gol attım. Emre bıraktı Göztepe'li. Zafer. Göksel'den bir defar daha. Müthiş süratli bir oyuncu Göksel. Atılar. Göksel çevirdi. Gol. Gol. Mustafa attı. Göztepe 2-0 önde. Mustafa attı. Peki 10 gol attığın bu sezonda yeri sende ayrı olan başka bir gol var mı? Ya o kadar çok gol var ki. Göztepe'de bir tane, yanılmıyorsam Diyarbakır'a spora karşı attığım bir kafa golü var. Bu olabilir. Çok var da aklıma gelenlerden bir tanesi bu. Korhan, Mehmet, orta, üçüncü gol Mustafa Özkan. Sonrasında ise Denizli Spor'a transfer oluyorsun ve ayağının tozuyla ligin büyüklerinden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gollerini sıralıyorsun. Benim Fener ve Galatasaray'a oynadığım her kulüpte golüm var. Kratochvil. Ceza sahasına. Bir kafa. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Mustafa attı. 3-2. Denizli Spor golleri vuruyor arka arkaya. İçeride dışarıda. İlginçtir. Bir Beşiktaş'a ben gol atamamışımdır.
Niye bilmiyorum ama olmadı. Ama Beşiktaş Fener'e her oynadığım kulüpte attım gol, evet. Sağlık olsun sevgili Mustafa. Denk gelmemiş diyelim. Peki Galatasaray'a attığın kafa golünü hatırlıyor musun? Galatasaray'a attığım gol, yanılmıyorsam son dakikalarda göğsümden indirip kısa bir voley vuruşumdan attım galiba. Ali Tan Doğan en arkada top istiyor, ona doğru. Ali Tan Doğan gol pozisyonunda Mustafa Özkan! 3-1. Mustafa Özkan 88. dakika. Ancak o sezon en büyük sükseyi UEFA Kupası'nda yaptınız. Her eşleştiğiniz takıma golüm var maşallah. O süreci bir de senden dinleyelim. Ya ben Denizli'ye transfer olduğumda Denizli zaten UEFA Kupası'na girmişti. Biz de aslında hazıra geldik. O dönem UEFA Kupası oynadık. Bir tarih oldu bizim için o. Hem Denizli halkı için hem Denizli Spor için ilk kez UEFA Kupası'nda oynuyor ve ilk 4 turu atlıyor. Çok ilginç ve büyük bir olay. Oynanan bütün maçlarda yanılmıyorsam 7 gol atıldı. 4 maçta. 2 orada, 2 burada sayarsak 8 maç. Attığımız gol 7, 6'sını ben attım. O benim adıma çok mutlu verici bir şey oldu, evet. Lorient'e attığın 2 golü hatırlıyor musun? 2-0, ikisini de ben attım. Ali Tan Doğan ortasını yapıyor, 11. dakika. Mustafa Özkan, Denizli Spor 1-0 önde. Mustafa Özkan 2-0. 68'de aradaki fark 2'ye çıkıyor. Peki ya Sparta Prag maçı? O gün de 2 golüm vardı. Sparta Prag'da da güzel bir gol attım. Aytan Entacı kullandı. Kabat. Mustafa Özkan göğsünü aldı. Mükemmel vurdu topa ve gol attı. 1-0 öne geçiyor Denizli Spor. Gol Mustafa Özkan. Çok klas bir gol atıyor. Denizli Spor 1, Sparta Prag 0. Mustafa Özkan'ın gol sevinci. İkincisi de penaltı olması lazım o da. 53. dakika. Vuruş Mustafa'dan ve ikinci gol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Mustafa Özkan. Denizli sporluların büyük sevinci. Üçüncü turda ise başta da söylediğin gibi Lyon'a hem de deplasmanda galibiyeti getiren tek gol atmıştın. Tabii ki. Şimdi kendi sahanızda Olympic Lyon gibi takımda oynuyorsunuz. Hedefi şampiyon olmak UEFA'da. Kendi sahamızda berabere kalıyoruz. O dönem benim için niye önemli? Çünkü ben o maça kadar sakatlık yaşadım. Neredeyse 8-9 gün hiç idmana çıkmadım. Bir idmandan o maça sağ olsun hocam beni sahaya sürdü. Ve golünü atıp da turu geçmemiz çok farklı bir şey oldu. Çünkü onu gelip Denizli'ye döndüğümüzde anladım. Havalimanından ta Denizli'ye kadar bütün halk sokaklardaydı. Çok farklı bir anıydı. Ali Tan Doğan. Yine Denizli skor hata. Ali Tan Doğan'dan Mustafa Özkan'a. Aytanen ortaya çeviriyor. Mustafa Özkan dokunuyor, ağlara gidiyor. 5. dakika. Denizli Spor 1-0 önde deplasmanda. Mustafa Özkan golcü oyuncusu, görevini yapıyor. Son olarak da yine başta çok az değindiğin Porto'ya attığın golü soralım. Aslında Porto o sene şampiyon oldu zaten. Kupayı aldı. Porto çok iyi bir takımdı. Porto'da ilk maçımız Porto'daydı. Bize 6-0 yendiler Denizli Spor'u. İkinci maçta da tabii ki futbol umutlar bitmiyor. Neden olmasın diye çıktık. 2-2 bitti. İşte o gollerimden bir tanesi de en güzel gollerimden biridir. Çünkü hazırlanışı, topu kapışı, benim orta sahadan pas verişim sağ kanada, onun götürmesi, o daha orta kesmeden benim koşarak havada vurmam, kafadan atmam. O güzel bir gol. Denizli Spor yine atakta. Bir kafa, ikinci gol. Mustafa Özkan UEFA Kupası'nda 6. golünü atıyor. 2-1 önde Denizli Spor. Tribünler ayakta. Tekrar izliyoruz. Mustafa Özkan mükemmel yükseliyor. Denizli Spor'dan sonraki durağın Gençler Birliği. 13 gol attığın bu sezonda en dikkat çekici performansını Diyarbakır Spor maçında sergilemişsin. 0 geliyor, evet. Sol taraftan arkadaşımızın biri pas veriyor. Ben de o normalde herkes orta atacak diye bekliyor ama ben orada bir iki kişiye çalım atıp sol ayağımla uzun köşeye vuruyorum. Evet. Gençler Birliği kanatlardan geliyor. Mustafa Özkan. 3 arkadaşı içeride. Mustafa güzel hareketler. Vuruşu ve golü atıyor. Açısı çok dar. Ama golü buluyor Mustafa Özkan. Kritik bir gol 56. dakika. 2-1 öne geçiyor Gençler Birliği.
O sezonda da Gençler Birliği'nde olduğu gibi UEFA Kupası'na da çok iyi bir performans göstermiştiniz. O süreci Baygol izleyicileriyle paylaşır mısın? Aynı şekilde Gençler Birliği'nde yaşıyoruz. Gene 4 tur atlıyoruz. İşte Blackburn var, Valencia var. İşte hepsini eliyoruz. Tabii ki üzüldüğüm maçlardan bir tanesi de Valencia'da oynadığımız maçtır. Valencia'da o sene kupayı alıyor. Aynı dönemde Denizli'de Porto'ya kaybediyoruz. Porto kupayı alıyor, UEFA kupasını. Gençlerde Valencia'ya kaybediyoruz. 4-0'da Valencia kupayı alıyor. Oradaki maça çok üzülmüştüm ben. Çünkü kendi sahamızda 1-1 oynadık. Valencia gibi takıma. Sonra Valencia'ya İspanya'ya uçtuğumuzda uzatmalarda 118. dakikada yanılmıyorsam çok hatalı bir gol yiyip 2-1 mağlup olduk. O maç beni çok üzmüştü. Aymar. Deniz peşinde Aymar. Aymar orada. Son anda Skoko. Angulo bir orta daha. Bir golü Vicente'den ağlara gidiyor. Gol Vicente. İlk turda da Blackburn Rovers'a bir golüm var. Var, evet. İngiltere'de var. İşte aslında Blackburn o gün bizden çok üstün oynadı. Tek kale oynadılar. Allah yardım etti bize. Vurdukları hiçbir türlü girmedi. Reed orta. Kafa içeriye çok tehlikeli. Damir. Botanic. Boşta kaldı top. Dışarı gidiyor. Müthiş bir şans. Bir orta daha. Tehlike. Vuruş direkten geldi. Bir vuruş daha dönüyor ve bir mucize daha gerçekleşiyor. Tugay abimiz de o zaman oradaydı. Kerimoğlu. Sonra bir pozisyonda bir gol attılar. Valdiork atak yaptı. Emerson'ın hareketi faul diyor hakem. York ortaladı. Boşta kalıyor top. Bir kez daha döndü. Santro oldu. Santro olur olmaz biz uzun toplam başlayıp önde yaptığımız presten dolayı pres yapıp dakika bir hemen bizi bir bir eşitleyip ve tura atlamış. Mustafa Özkan kaptı. Mustafa Özkan çaprazda vuruyor. Rakip şimdi Skoko. Skoko dışarı çıkarıyor ve beraberlik golü. Muhteşem gol. Mustafa Özkan turu getiriyor adeta turu. Aynı sezonun sizin adınıza en unutulmaz maçlarından biri de kupada Fenerbahçe'yi İstanbul'da elediğiniz karşılaşma. 4-2 kazandınız bu maçta, senin de bir golün var. Biz orada evet Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda oynadık. Çok güzel tempolu bir maçtı o. Biz atıyorduk, Fener atıyordu. Biz atıyorduk, gene Fener atıyordu. Hiç tempo düşmüyordu. Sonuçta 4-2 biz kazandık onu. Orada da benim bir tane son dakikalarda kornerden gelen bir golle tek vuruştan yaptığım bir gol var. O da çok güzeldi, finale kalmıştık. Ali kullandı. Serkan, Veysel, Mustafa, Mustafa attı. Gençler Birliği 4-2 önde. Mustafa'da büyük sevinç var. Mustafa topu alana gönderiyor. Gençler Birliği'nde büyük sevinç var. Finalde ise Gençler Birliği için üzücü bir skor var. 4-0 mağlup olmuşsunuz Trabzonspor'a. Normal, o Trabzon'a bizim 4-0 kaybetmemiz o gün normaldi. Çünkü başımızda Ersun Yanal hocamız vardı. O da hatırlarsan milli takımın hocası olmuştu bir hafta önce. Neredeyse o bağlantı koptu. Hocayı kampta göremez olduk. Bunu kötü amaçlı söylemiyorum. Sonuçta hocanın kafası artık o tarafa gitti. Biz artık serbest kaldık futbolcular olarak. O maça çok konsantre seviyesi düşük şekilde çıktık takım olarak. Zaten çok çabuk da goller olup 4-0 bitti hemen. Penaltıyı Agustin kullanacak. Agustin geliyor. Agustin 4-0. Trabzonspor 4. Gençler Birliği 0. Gol Agustin. Türkiye Kupası Trabzonspor'u. Gençler Birliği'nde bir sezon daha forma giydikten sonra da Malatya Spor'a transfer olmuşsun sevgili Mustafa. Özellikle Galatasaray'a süper bir gol atmışsın. O da küçük bir voley tarzı bir golümdü. Hatırlıyorsam, yanılmıyorsam. Aytaç. Mustafa. İkinci hareket. Mustafa ceza sahası. Sert vurdu gol. Nefis bir gol. Mustafa Özkan tecrübeli oyuncu. Çok klas bir gol atıyor. Galatasaray 2, Malatya Spor 2. Aslında çok
başarılı bir dönem geçirmedik Malatya'da. Ama güzel şeyler yaptık orada. Gol açısından belki benim adıma çok gol atamadım ben orada. Bir sakatlık dönemi de geçirdim. Ama atmış olduğum iki gol var yarım sezonda orada. Onlardan bir tanesi de güzel goldü. Bir sonraki sene ise bu kez bir başka Ankara ekibi Ankara Gücü'nün formasını giyiyorsun. 6 gol attığın o sezonda en dikkat çekici performansını Trabzon'u deplasmanda 1-0 yendiğiniz maçta sergilemişsin. 1-0'lık maç. Ya o maç bizim için çok önemliydi. Düşme hattındaydık biz Ankara Gücü olarak. Trabzon'da yanılmıyorsam şampiyonla oynuyordu gene. Sağdan herkes offside yapmaya çalıştı. Ben sağ taraftan kendimi boşa atıp uzun bir top geldi. Topun peşinden koşup kaleciden karşı karşıya kaldım. Ama direkt karşı karşıya değil, çok çaprazdı. Sağ tarafta kalıyordu. Orada iyi güzel bir vuruş yapmıştı. Bebe. Tita koştu. Sağ kanada pas Mustafa Özkan. Mustafa kaleyi gördü. Vuruşunu yaptı, golü attı. Topu alana gidiyor. Mustafa Özkan golü atıyor. Ankara Gücü deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Maçta 14. dakika. Sert, uzun köşeye bir vuruş yapmıştı. Süper Lig'deki son adresin ise Antalyaspor olmuş ve 2009-2010 sezonunda futboldan kopmuşsun. O son yıl için neler söylersin? Antalya'da çok iyi geçmedi. Çok sakatlık geçirdim dizimden. Toparlandım dedim, bir daha nüksetti. Çok da oynama şansı da bulamadım. Ama orada atmış olduğum bir tane gol var. O zaman hoca değişikliği olmuştu kulüpte. Yanılmıyorsam 6'da 0 çekmiştik ligin başlangıcında. 6'da 0 puanımız vardı. Yeni gelen hocadan deplasman maçımız, Gençler Birliği'nde Ankara'da maçımız vardı. Kazanmamız gerekiyordu. Orada o maçı 2-1 inip benim de orada bir güzel bir gol atma, orta sahadan alıp kendim götürüp verilen pasta küçük bir aşırtma yapmaktan, dipleme dediğimizi yapmakta, o da güzeldi. Attığın en güzel ve önemli golleri konuştuk. Şimdi de programımızın klasik soru cevap bölümüne gelelim. Öncelikle en unutamadığın maç. Beşiktaş'ta ilk girdiğim Kayseri maçı. Benim için o çok farklıydı çünkü ilk golümdü Süper Lig'de. İki tane atmıştım. Bir de Beşiktaş olması farklıydı tabii. Bir orta daha. Bu defa İlhan. Bir izledi. Pres yapan Sergen. Kazandı topu Sergen. Ara pası Orhan. Tekrar Sergen. Ve çizgide kalıyor. Mustafa'nın vuruşu 3-1. Mustafa oyuna girdi. Bir dakika sonra gol attı. 3-1 oldu durum. Dakika 54. Peki tersini düşünürsek en çok üzüldüğün maç? Valencia maçı. Uzatmaların son dakikasında yediğimiz golle tur şansını kaçırmamız, hak ettiğimiz bir turdu aslında o maç. Aymar. Deniz peşinde Aymar. Aymar orta. Son anda Skoko. Angulo bir orta daha. Bir golü Vicente'den ağlara gidiyor. Gol Vicente. Bugün bir başkaydım, harika oynadım cümlesini hangi maç için kullanırsın? UEFA Kupası'nda Sparta Prag'a karşı oynadığım o 2-0 yendiğimiz maç. İki tane de o gün gol atmıştım. Tabii ki her şey golden endeksi değil. Çünkü sahada yaptığım o gün her şey iyiydi. Bana göre hepsi düzgündü. Topun alışından, verişinden, koşmanda, işte gol atmandan en güzel maçlarından biri oldu. Aytan Entaj'ı kullandı. Kabat. Mustafa Özkan göğsünü aldı. Mükemmel vurdu topa ve golü attı. 1-0 öne geçiyor Denizlispor. Gol Mustafa Özkan. 53. dakika. Vuruş Mustafa'dan ve ikinci gol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Mustafa Özkan. Denizlisporluların büyük sevinci. Her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Şimdi de en kötü oynadığın maçı soralım. En kötü maçın bir tane olduğunu hiç unutamıyorum. Aynı şekilde Kocaelispor'da gene UEFA Kupası'nda Lokomotiv Moskova'da yanılmıyorsam o maçı yenseydik UEFA Kupası'nın şampiyonasına giriyorduk. Ben yanılmıyorsam 80 küsürüncü dakikalarda çok kötü bir 5 metreden bir gol kaçırmıştım. En kötü oynadığım maçlardan biri oydu.
Çok keyifli geçen bu programımızın da sonuna geldik sevgili Baygol Mustafa Özkan. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersin? Benim için de çok keyifliydi. İyi ki bu röportajı sizinle yapmışım. Çünkü her hafta televizyondan izliyorum. Programın başına dediğim gibi görmediğimiz arkadaşlarımızı görüyoruz. Anılara bir daha geri dönüyoruz. Bunları yaşamak çok güzel. Ben de çok teşekkür ediyorum size bu imkanı verdiğiniz için. Mustafa Özkan dokunuyor.